Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer konuşmacımız, değerli meslektaşlarım, değerli stajyer avukat meslektaşlarım, değerli katılımcılar, 2014-2015 stajyer avukatlar eğitim yılı açılış programına hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Adana Barosu'nun Sayın Başkanı Men Yüce Gazi Çıtırık Beyefendi buraya davet ediyorum. Görüşürüz. Sayın Çelik, çok değerli meslektaşlarım, avukatlık mesleğinin geleceğini oluşturan ve ülkemizin çeşitli hukuk fakültelerinden mezun olup savunma mesleğine hizmet etmek için aramıza hoş gelen değerli stajyer avukat arkadaşlarım, 2014-2015 Adana Barosu staj eğitim yılının açılış programında sizlerle olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Adana Barosu'nun 28. olağan dönem seçimlerinin yapılması ve diğer etkinlikler nedeniyle sizlerle biraz tanışmamız gecikti. Bu gecikmeden dolayı da sizlerden özür dileriz. Çünkü stajın kesintisizliği ilkesi ve arada geçen zaman diliminin boş bir şekilde geçmemesi ve yine sizlerin bu bir yıllık zaman dilimini nitelikli bir şekilde geçirebilmeniz için Adana Baro Başkanlığı ve Adana Barosu Staj Eğitim Merkezi sizlerin hukuk fakültesinde almış olduğunuz teorik bilgileri yaşama geçirebileceğiniz uygulama alanı bulundurabilecek ve pratik ağırlıklı, aynı zamanda meslekte herhangi bir leke almaksızın mesleği devam ettirebilmek için avukatlık hukuku ve meslek kuralları ağırlıklı bir şekilde çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Değerli arkadaşlarım, avukatlık mesleğinin sorunları her geçen gün katlanarak artan bir meslek. 2006 yılında avukatlık yasasında değişiklik yapılan dönemde, yani yasadan avukatlık sınavının kaldırıldığı dönemde Türkiye'de 36 hukuk fakültesi vardı. Ama bugün Türkiye'de 104 hukuk fakültesi bulunmakta. Öncelikle şunun altında çizmek isterim ki Adana Barosu Başkanlığı, Yönetim Kurulu ve Staj Eğitim Merkezi'nde görev alan arkadaşlarımız için sizlerin hangi fakülteden mezun olduğunuz bizim için böyle aranızda bir ayrımcılığa neden olabilecek bir unsur olarak görmemekteyiz. Önemli olan sizlerin hangi hukuk fakültesinden mezun olduğunuz değil, hukukçu nosyonunu oluşturabilmeniz ve ettiğiniz yemine sadık kalabilecek şekilde mesleğinizi ifade edebilmenizdir. Bu nedenle aranızda devlet üniversitesi ya da vakıf üniversiteleri şeklindeki bir ayrımcılığı doğru bulmamaktayız. Çünkü vakıf üniversitelerinin ve çeşitli hukuk fakültelerimizde eğitimin yeterince verilememesinin, eğitimin istenilen düzeye ulaşamamasının, hukuk fakülteleri arasındaki eğitimde yeksenatlığın sağlanamamasının sorumlusu bir dönemin hukuk fakültesi öğrencileri olan siz stajyer avukatlar değilsiniz. Bugüne kadar hukuk fakültesi eğitiminde yeksenatlığın sağlanamaması, hukuk fakültesi eğitiminin içeriğinin zenginleştirilmesi, her yere hukuk fakülteleri açılırken sessiz kalınması, avukatlık yasasındaki sınavın kaldırılmasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin üzerinden 5,5 yıllık bir zaman dilimi geçmesine rağmen halen yasal bir düzenlemenin yapılmamasının suçları asla sizler değilsiniz. Bu anlamda da biz sizlerin hukuk fakültelerinde almış olduğunuz eğitimin
pratiğe dökülmesi ve en önemli bugün ciddi bir şekilde erozyona uğramış olan meslek etiği ve meslek kurallarının canlılıkla yaşatılabilmesi ve ettiğiniz yerine sadık kalmanız bizim önceliklerimiz arasındadır. Elbette ki bu bir yıllık zaman dilimi sadece meslek içi eğitim çalışmalarına hem staj eğitim merkezinin belirlediği hem de baro başkanlığımızın yürüttüğü konferans ve panellere indirgenmeyecektir. Elbette ki sizlerin kişisel gelişimlerinizi de sağlayabilmek yine baromuzun hedefleri arasındadır. Elbette birlikte de eğleneceğiz, birlikte de güleceğiz, birlikte de gezeceğiz. Yani avukatlık mesleği malzemesi insan olan bir meslek olduğuna göre avukatlık mesleğini ifade edecek olan meslektaşlarımızın sosyal kültürel anlamda da gelişebilmeleri yönünde Adana Barosu'nun çalışma ve etkinlikleri devam edecektir. Değerli meslektaşlarım, Paris Eski Baro Başkanlarından ve ünlü hukukçu olan Fernand Bayen'in de belirttiği gibi insanlar arasındaki uyuşmazlıkların yumrukla çözümlenemediği günden beri avukatlık müessesesi vardır diyor. Evet, işte avukatlık mesleği de 4000 yıllık geçmişi olan ve her bir aşaması da çok ciddi bir şekilde verilen mücadele sonucunda elde edilmiş ve yurttaşın hak arayışının ve adalete erişiminin temsilcileri olarak aramızda bulunmaktasınız. Adana Barosu'nda stajınızı başlattığınız günden itibaren hepiniz artık avukatlık mesleğinin içerisinde yer almış durumdasınız. Evet, süreç biraz hukuk fakültesi eğitiminden çıkıp birden avukatlık stajıyla birlikte sorumluluklarınızın ve konumunuzun farklı bir döneme girdiğini de bilincinde olarak işleyeceğinizden biz kuşku duymamaktayız. Bu staj eğitimi yılı içerisinde sizlerin bireysel özellikleri de bizler için önem taşıyacaktır. Sayınız çok ciddi bir şekilde artmıştır ama sizleri bu amfi ya da sınıf şeklindeki eğitim anlayışından çıkartarak daha yakından bireysel özelliklerinizi de tanıyabileceğimiz, staj rehberlerinizin de olabileceği, gözlemlerini sizler hakkında aktarabileceği dosyalarınızla birlikte bir çalışmayı yürüteceğiz. Değerli meslektaşlarım, İnsanlığın ilk gelişme günlerinden bu yana hak arama kavramı kendisini hissettirmiştir. Ve yine bu hak arama kavramı içerisinde yurttaşın hak arayışı ve adalete erişim süreci öncelikle bir içgüdüsel davranış olan ve her canlının kendi içerisinde bulunan savunmayla başlamaktadır. Bir dönem tabiata ve vahşi hayvanlara karşı gelişen bu savunma olgusu daha sonra diğer insanlara ve devlet mefhumunun da ortaya çıkmasıyla birlikte devletle birey arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve birey yurttaşın devletin karşısında keyfi ve sınırsız bir güçle karşı karşıya kalmaması için zaman içerisinde sosyal hukuk devletine ve kuvvetler ayrılığı ilkesine doğru süreç yaşanmıştır. UTA olarak adlandırılan Uluslararası Avukatlar Uluslararası Barolar Birliği'nin 2 Ağustos 1991'de Meksika'nın Morelia kentinde kabul ettiği herkes için hak arama özgürlüğüne ilişkin uluslararası şart bulunmaktadır. Yine avukatlık mesleğinin tarihsel gelişimi içerisindeki önemli kazanımlarından biridir. Havana kuralları gibi, tür ilkeleri gibi. Bakın, bu şartın maddeleri arasında savunmanın koşulsuz hak arama özgürlüğünün ayrılmaz parçası olduğu, insan haklarına dahil edilmesi gerektiği, onsuz gerçek bir insan onurundan söz edilemeyeceğini, bu hakkın İnsan dışında hiçbir şeyi dikkate almaksızın her birey için güvence altına alınması gerektiğini, bu hakkın her devlete, her bireyi anayasa ve ulusal yasalar kadar uluslararası anlaşmalar gereği sahip olduğu haklar
ve bu hakları kullanma yolları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü doğurduğunu, hiçbir nedenle bir temel hak olan davacı ya da davalı, mağdur ya da sanık, her bireyin avukata danışma, avukat bulundurma ve avukat tarafından savunma hakkının ihlal edilemeyeceğini, avukat seçiminin her hal ve koşulda özgürce yapılması gerektiği de belgeler içerisinde güvence altına alınmıştır. Yani savunma, hak arama özgürlüğünün doğal sonucudur. Hak arama özgürlüğünün somutlaşmasıdır. Anayasamızın 36. maddesinde kişisel haklar içerisinde düzenlenen hak arama hürriyeti ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma ilkesi hak arayışının ve yurttaşın adalete erişiminin önemli güvence belgelerinden biridir. Ve bu anlamda 2014-2015 yılı eğitim yılı içerisinde Adana Barosu'nda avukatlık stajını başlatarak bu onurlu saygın 4000 yıllık geçmişi olan ve adalet gibi ulvi bir makama hizmet etmek için aramızda bulunan siz değerli meslektaşlarıma, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına hem içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte bir eğitim yılını hem mesleki gelişiminize, hem kişisel gelişiminize, hem de sosyal kültürel yapınıza katkıda bulunacak bir şekilde geçirebilmek için baronumuzun tüm olanaklarını kullanmaya ve seferber etmeye de huzurlarınızda geçmiş dönemdeki isimler ve meslektaşlar bilir, bir kez daha söz veriyoruz. Ama biz de elbette ki aramıza katılan siz değerli meslektaşlarımızdan da özellikle staj eğitim merkezimizin ve Adana Baro Başkanlığı'nın düzenlediği eğitim çalışmalarına, konferans, seminer ve panellere de zorunluluk anlamında değil, kendinize bir şeyler katabilmek ve hep ezber olarak adlandırılan hukukun aslında muhakeme gücünü iyi kullanabilmekten ve muhakeme gücünü de iyi okumaktan, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe ve mantıktan hak edilen payın almasından geçtiğini de unutmamanızı dilerim. Yani biz burada herhangi bir şekilde sizlere aba altında sopa göstererek stajınızı uzatma vesaire gibi bir hususta yaklaşmıyoruz. Hepiniz meslektaşlarımızsınız. Bir yıllık zaman dilimi su gibi gelip geçecek. Önemli olan bu bir yıllık zaman diliminde 4 yıllık hukuk fakültelerindeki almış olduğunuz eğitimi ne şekilde pratiğe dönüştürebileceğiniz ve bu mesleği ne şekilde ifa edebileceğinizdir. Ben eğitim yılınızın sizlere ve Adana Barosu'na bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diler. Hepinize başarılı ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Sevgilerim. Sayın Başkan'a bu özlü konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, biz Adana Barosu yönetimi olarak stajyer avukat meslektaşlarımıza gerçekten çok önem veriyoruz. Bugünkü sunumun ağırlıklı hedef kitlesi stajyer avukat meslektaşlarımız. Dolayısıyla ben bir jest olması anlamında gerek değerli konuşmacımızın özgeçmişini sunmak, gerekse kürsüye takdimini yapmak için stajyer avukat meslektaşım Ezgi Biltekin'i kürsüye davet ediyorum. Avukat Adil Giray, 1956 yılında Afyon Emirdağ'da dünyaya geldi. Dava vekili Mehmet Seyfettin torunu, 1949 Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, yargıç avukat Kemalettin Çelik'in oğlu, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu avukat Kemal Göker ve 9 Eylül Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Seray Çelik'in babası, fizik mühendisi Serap Çelik'in eşidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1981 yılı mezunudur.
Avukatlık stajını 1982 yılında Ankara Barosu'nda tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da serbest avukatlık yapmıştır. 1 Mayıs 1984 yılından sonra bu yana Denizli'de avukatlık yapmaktadır. 10 Mayıs 2001 tarihinde avukatlık yasasının yayınlanmasından sonra Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan komisyonlardan Reklam Yasağı Komisyonu ve Hakem Komisyonu'nda ayrıca Barolar Birliği'nin Yayın ve İletişim Kurulu'nda görev aldı. 1992 yılında Savunma Mesleğinin Ülkemizdeki Tarihi isimli kitapçığını ve 1999 yılında Tarihte Savunma ve Meslek Kitap Kuralları isimli kitapları kendileri olanaklarıyla yayınladı. Bu çalışmaların ardından sırasıyla Bursa, İstanbul, Samsun, Aydın, Manisa, Adana, Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Kütahya barolarında ve 9 Eylül Ankara, Galatasaray, İstanbul Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde savunma mesleğinin tarihine ve mesleki sorunlara ilişkin konularda konferanslar verdi, panellere katıldı, sunumlar yaptı. 12 Mart 2006 günü Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Roma Yargılaması ve Marcus Tullius Cicero ve Sokrates ve Yargılanması konularında konferanslar verdi. 2000 yılı Haziran ayında Cumhuriyet tarihinden bu yana hazırlanmış ilk çalışma olan Cumhuriyet Dönemi Şair Hukukçuları Antolojisi isimli kitabı yayınlandı. Tarihin Yargıladığı Davalar isimli kitabın ilk baskısı 2004 yılı Ekim ayında TÜYAP Kitap Fuarı ile birlikte yayınlandı. Tarihin Yargılandığı Davalar isimli kitabı genişletilmiş baskısı, ikinci baskısı olan Sokrates'ten Sivas'a Tarihin Yargıladığı Davalar isimli kitabı 24 yayın evi tarafından Sivas olaylarının yıldönümü olan 2 Temmuz 2007 günü Pamukkale Üniversitesi konferans salonunda yapılan bir sunum ile yayınlandı. Savunma mesleğinin tarihçesi ve avukatlık hukuku ve hukuk alanında ulusal basında Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli meslek dergilerinde, Bulgaristan Avukatlar Konseyi dergisinde, hakemli dergilerde yayınlanmış 100'ün üzerinde makalesi bulunmaktadır. Avukatlık hukuku, meslek kuramları, fotoğraflar ve belgeler ışığında avukatlığın tarihçesi konulu sunumu yapmak üzere Denizli Barosu avukatlarından sayın konuşmacımız Adil Giray Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Başkan, mesleğimizin geleceği, ulusumuzun güvencesi, geleceğimizin ışığı olan sevgili meslektaşlarım. Sizleri saygıyla, mesleğimizden aldığımız güçle, insan sevgisiyle, ulusumuzun bize verdiği tarihi, insani ve üstün hukuk değerleri düşünceleriyle, değerleriyle selamlıyorum. Çok konuşma yaptım. Ben böyle pek heyecanlanmam ama bu kadar bir ilde bu kadar yoğun stajyerin ilk kez karşısına çıkıyorum. Ve inanın Baro Başkanımız Gazi Bey'in konuşması da beni çok etkiledi. Kendisine de söyledim, benim fazla söyleyecek bir şeyim yok, ben gideyim artık dedim ama devam etmemi istediler, sağ olsunlar. Yaklaşık 35 yıllık mesleğimin 20 yılında elimde çanta, baroları, fakülteleri gezerek bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Bu süreçte Adana'ya 4. gelişim. Adana Barosu bu süreçte benim gözlemlediğim özellikle hukukun üstünlüğüne, meslektaşlarına bağlı ve bir hakkın bunu yapan bir baro. Bu anlamda birçok yerde bunu ifade ediyorum. Bu günlerde çok yoğun, çok sıkışık bir program olmasına karşın Sayın Başkan'ın
bu isteğini de kabul ederek sizlerle buluşmak, kavuşmak için koşturup binlerce kilometreden geldik. Sayın Başkan tarihten güzel alıntılar yaptı. Ben o alıntılara bir katkıyla devam etmek istiyorum. Atilla İlhan'ın abisi Cengiz İlhan, İzmir Barosu'nda rahmetli olmuş bir meslektaşımız Cengiz İlhan'dır. Cengiz İlhan avukatlığı baroları şöyle tarif ediyor. Yurttaşın son sığınağı avukatlar, avukatların son sığınağı barolardır diyor. Hiçbir meslek yok ki tarih boyunca günümüzde meslektaşlarına bu kadar değer veren, ölüsüne, dirisine bu derece sahip çıkan ve ileride kendi gelirine ortak olacak, kendisiyle rakip olacak, kendisiyle çatışacak, hukuki anlamda kavga edecek meslektaşlarının bu kadar üstün yeteneklerle, niteliklerle, donanımlarla mesleğe başlaması için çaba sarf eden, inanın, başka bir meslek yok. Bunu çevrenizden de araştırabilirsiniz, çeşitli mesleklerde. Bu anlamda bu işi bir hakkın gerçekten çok iyi yapan, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, büroda ödemesi gereken vergisinden, müvekkilinden fedakarlık ederek sizlere saatlerini, günlerini veren değerli başkanımı, sevgili yönetim kurulu üyelerimi, staj komisyonu yetkililerini tek tek kutluyorum, ellerinden gözlerinden öpüyorum. İnanın bu meslek böyle bir meslek, bu meslek bu kadar ulvi bir meslek. Bu şekilde biz de onurla koşturuyoruz. Sizler de inşallah 5 sene sonra, 10 sene sonra sizleri de yönetimlerde görmek isteriz. Ben genelde sorunlarımı dolaşarak özellikle stajyer meslektaşlarımla yapmak istiyorum ama bu Adana burası oldukça kalabalık. Yine kısmen burada, kısmen de dolaşarak yapmaya çalışacağım. 3 bölüm halinde sunumu yapacağız. İlk bölümde size tarihten, Sokrat'tan itibaren savunmayı anlatmaya çalışacağım. Bu sunumlar yaklaşık 13-14 saat sürüyor. Ancak biz 2,5 saate bunu sığdırmak durumunda kaldık. İkinci bölümde kısmen tarihten, meslekte yaşadığımız olaylardan bahsedeceğiz. Ve meslek kurallarının irdelediği bazı maddelerini, bazı konularını işleyeceğiz. Üçüncü saatte tamamen bir PowerPoint'te tamamen belgelerin çoğu bende olan özgün bir çalışmayı ekranda gördüğünüz yargıda savunma ve tarihsel süreci size PowerPoint eşliğinde anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra siz yolunuza, ben yoluma. Umarım her zaman biraz loş ve her zaman biraz tozlu olan bir adliye koridorunda bir gün karşılaşır, karşılıklı bir çay içeriz. Evet. Sevgili meslektaşlarım, tarihle başlayalım dedik. Tarih, özellikle savunmada tarihin başlangıcı nedir diye sorduğunda akademisyenler, hukukçular, avukatlar savunma tarihi Sokrat'la başladığını söylerler. Çünkü Sokrat'ın yargılanması savunmaya ilişkin bir önemli bir dönüm noktası. O döneme ilişkin Sokrat'tan önce de bir yargılama var. Sokrat'tan önce de bir savunma var. Ne zaman var? Sayın Başkan'ın dediği gibi 4000 yıl geriye gittiğimizde de Egiptoloji, Mısır tarihinde bir tür savunmayı, bir yargılamayı görüyoruz. Ancak gerçek anlamda savunmanın nasıl olduğu, yargı önünde savunmanın kurum ve kurallarıyla nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ilk uygulamayı Sokrat döneminde görüyoruz. Sokrat'tan önce özellikle çok uzun bir süreç olan, yani devletin erkiyle, yargı erkiyle,
iktidar erkeğiyle henüz oluşmadığı dönemden hatta günümüze kadar da devam eden bir savunma biçimi var ki bu da bir savunma hakkı deniyor. Değerli meslektaşım Oya Hanım, staj komisyonu sorumlusu, kendisi de savunma teknikleri üzerinde bir çalışması olduğunu belirtti. Ona ilişkin ilk başlangıç gücün hakkı olarak belirleniyor. Sevgili meslektaşlarım, İsa'dan çok uzun yıllar önce, 2000-3000 yıl önceden başlayıp günümüze kadar gelen çok ilginç bir tür savunma biçimi var. Bu gücün hakkı olarak geçiyor. Nedir bu dediğimizde bir kişinin suçlu olup olmadığı vücutsal dayanıklılığıyla kanıtlanıyor. Bunu biz eski uygarlıklarda Türk Moğollarda görüyoruz. Türk topluluklarında, kavimlerinde görüyoruz. Yakın zamanda Afganistan'da görüyoruz. Afganistan'ın dağ köylerinde görüyoruz. Orta zamanda 10. yüzyılda Endüstriyon Mahkemesi'nde görüyoruz. Bu şöyle oluşuyor. Orta Asya'da Türk boylarında örneğin hırsızlıktan suçlanan bir kişiyi boyun meydanında yere bağlıyorlar. Ellerini ve ayaklarını açarak bağlıyorlar, yere yatırıyorlar. Boyun bütün atları o suçlanan kişinin üzerinden geçiyor. Eğer o suçlanan kişi boyun atları üzerinden geçtikten sonra eğer yaşıyorsa bu suçsuz olarak nitelendiriyorlar. Buna da gücün hakkı deniyor. Yani böyle bir iktidai bir sonuç. Bu iktidai sonucu yakın tarihte Endüstriyon'da görüyoruz. Endüstriyon'da da işkenceye maruz kalıyor sanık. Çeşitli işkenceler görüyor. Eğer bu işkencelerde hala yaşıyorsa bu demek ki Hristiyanlığa karşı suç işlemedi. Demek ki bu şeytanla işbirliği yapılmadı diye düşünüyor. Yakın zamanda Afganistan'da görüyoruz. Çok enteresan. Aynı türden bir uygulama. Afganistan'ın dağ köylerindeki kavimlerde görülüyor bu. O da şu şekilde bir kor halindeki birisinin yine suçlu olup olmadığı kor halinde bir kılıcı yalaması isteniyor. Yalıyor şahıs. Eğer yanarsa bu suçludur diye nitelendiriliyor. Yok eğer yanmazsa suçsuz, gücün hakkı demek ki bu haklı diyor. Tabii çok iktidai, çok ilkel bir yöntem, savunma biçimi. Bu şekilde bir biçim var ama döndüğümüz zaman bu yargılamanın Sokrat'la başladığını görüyoruz. Değerli meslektaşlarım, Sokrat, İsa'dan önce 470-399 yılları arasında yaşamış. Ancak ben saati koyayım, konuşma ortam çok güzel, nefes almanı izleniyor. Ben kaptırdım, 8 saat konuştuğum oluyor. Beni affedin ne olur, koydum saati. Hiçbir zamanında hiçbir eser yazmamış. Kendisiyle bütün ilgili bilgilerin öğrencisi Platon tarafından konmuş. Kimine göre bir dahi, kimine göre bir sapık, eşcinsel, kimine göre huysuz eşinin kocası, Sokrat'ın karısı şeklinde de birçok eser vardır. Kimine göre de savunmanın dünyadaki ilk mucidi, ilk dahisi. Sokrat hakkında üç yurttaş, ilk üç Yunan yurttaşı ithamda bulunuyor. Dinsiz, sitenin tanrılarına inanmıyor. Var olan sitenin tüm değer yargılarını yıkıyor diyorlar ve ölüm istemiyle suçluyorlar. O dönemde itham sistemi var. Şu anda İngiltere ve o Galler'de ve benzeri ülkelerde olduğu gibi iddialarını bir kaba koyuyorlar ve 500'ler meclisine sunuyorlar. Çok ilginç. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. Yargılama kurulduğu andan beri, Sokrat'ın yargılandığı günden beri bir şekille bağlı. Bu şekli hala biz yargıda ayağa kalkarak, cübbe giyerek, bir kısım şeyleri usule göre yaparak devam ettiriyoruz. Hepsi bir şekil üzerine kurulu. O nedenle Sokrat'ın yargılandığı günlerde Areopag denen mahkeme sabahın gün ışığıyla açılıyor.
gün ışığıyla birlikte sabunlu sularla temizleniyor ve insanlar en güzel kıyafetlerini giyerek mahkemeye geliyorlar. Ortaya kuaplar konuyor ve bir de kum saati konuyor. Kum saatine göre yargılama yapılıyor. Yargılama sonunda çok acı bir sorun çıkıyor. Sokrat'ın suçlu olmasından karar veriyor 500'den meclisi. Ve Sokrat'ın baldıran zehri içilerek cezalandırılmasına karar veriyor. Sokrat'ın mahkemede yaptığı savunma ve sunumda da çok veciz bir bitiş konuşması ve savunmasını soru-cevap şeklinde yapması, kendisinden sonra devam eden 2500 yıllık yargı sürecinde hep tekrar ediliyor. Dönüyoruz, bakıyoruz, efendim Engizisyon Mahkemesi'nde bir dönem avukatların izin verildiği dönemde Sokrat türü savunmayı görüyoruz. İşte faşist İtalya'da görüyoruz, Bolşevik devriminden sonra Rusya'da görüyoruz, 12 Eylül faşist darbesiyle ülkemizde görüyoruz. Sokrat türü savunma şu anda dünyadaki birçok hukuk fakültesinde satır satır irdeleniyor ve savunma biçimlerinden biri olarak alınıyor. O dönemde Sokrat'la birlikte aynı dönemde yaşamış Drakon ve Solon mahkemelerde bir avukat kavramının, bir savunma kavramının ortaya çıkmasıyla mesleği ilk kuralları getiriyorlar. Ve ilk kurallar şöyle belirtiliyor. Ana babalarına saygısızlıkta cezalandırılanlar, yasal görevlere katılmayı reddedenler, ahlaka aykırı işlerle uğraşanlar, miras yoluyla kendilerine geçen servetleri harcayanlar, sefaat yerlerinde görünenler avukatlık yapamaz diyor. Sevgili meslektaşlarım, yaklaşık 30'a yakın avukatlık yasasını, meslek kurallarını incelemiş bir meslektaşımız olarak hepsinde çağdaş ülkelerin avukatlık hukuklarında bu kavramların tamamında olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde avukatlık yavaş yavaş başlıyor. Ancak o dönemde, yani Sokrat döneminde ve aynı zaman diliminde Roma döneminde yargılamanın sözlü olması ve yargılamaya ilişkin bir sürenin olmadığını görüyoruz. Ancak o dönemde avukat olarak görev alan, savunma olarak görev alan kişiler genelde meslekten gelen özel hukuk eğitimi almış kişiler değil. Ancak yargı yetkisi bir devleti yöneten iktidar erkinin verdiği bir yetki, çok kutsal bir yetki olduğu için yargılamanın zaman içinde tiyatral bir hale geldiğini görüyoruz. Öyle ki bu şekilde bir amfide olan bir dinleyiciler geliyor ve işte sanıklar yargılanıyor. Dinleyiciler yargılamayı bir temaşa olarak izliyorlar. Ellerindeki buketleri fırlatıyorlar, çiçekleri fırlatıyorlar. İşte bir yandan et yiyorlar, kemiklerini atıyorlar. Böyle bir temaşaya dönüyor. Bu bir türlü orada düzelmiyor. Ve hatta bu temaşaya katılan insanlar da isimlendiriyor. Onlara da Leocci, Dineci deniliyor. Fakat ve savunmalar da çok uzun sürmeye başlayınca tarihte sözlü savunmalara bir sınırlama getirilen Pere davasını görüyoruz. Pere davası bundan yaklaşık belki 20 sene kadar önce Hasan Pulur benden alıntı yaparak köşesine geçmişti. Pere davası enteresan bir dava. Pere eski Yunan'da fahişelik suçlamasıyla yargılanan çok alımlı, çok güzel bir hanımefendi. Ancak avukatı Heyde Pires, unutmuştum gördüm. Heyde Pires, Pere'nin çok alımlı bir hanım olduğunu, hem cinslerin onu kıskandığını, erkeklerin de ona ulaşamadıkları için Pere'yi suçladıklarını belirtiyor. Yargılamalar yapılıyor ve son karar aşamasında Pere her zamanki gibi en güzel kıyafetleriyle, en güzel giysileriyle geliyor. Fakat enteresan, Pere o gün biraz dekolte geliyor. Hedefres savunmayı, son sözlerini söyledikten sonra bu güzellik, bu endam, bu duruş nasıl mahkum edilir diye soruyor jüri heyetine. Son cümlesinden sonra Pere'nin üzerindeki tünü yırtıyor ve Pere'nin göğüsleri ortaya çıkıyor.
Salon karışıyor. Herkes birbirine giriyor ve bu hakimler hemen jüri heyeti yargılamayı sona veriyor. Çekiliyorlar. Karar açıklanıyor. PDD beraat ediyor. Hukukçular epey bir tartışıyorlar. PDD'nin görüşleri nedeniyle mi beraat etti yoksa hakikaten PDD suçsuz muydu diye epey bir tartışıyorlar ve hala anlaşılamıyor. Bunun üzerine yargı hukukunda, usul hukukunda savunmanın kısıtlanması gündeme geliyor. Biz bunu 80 döneminde sık yönetim mahkemelerinde de gördük. Bir kısım sık yönetim mahkemeleri avukatlara savunma yapmadan önce yazılı olarak vermelerini isterlerdi. Bunu belli baskı dönemlerinde tarihin birçok aşamasında görüyoruz. Ancak bu dönemi daha sonra yavaş yavaş yerini biraz daha makul bir hale getirdiğini ve gevşediğini görüyoruz. Ancak bu sefer de zaman sınırlaması getiriliyor. Değerli meslektaşlarım, yine bu süreçte önemli etkenlerden bir tanesi de avukatların en önemli meslekteki unsurlarından olan ücret konusunu görüyoruz. Avukatlık mesleği o derece yüce bir meslek ki, o derece önemli etkisi var ki, çünkü yargı kararı veren, hatta temiz, işte adalet tanrıçasına karşı koyuyor, hatta 500'ler meclisine karşı koyuyor, hatta 1500'ler meclisine karşı koyuyor, bu meclislerde yargı kararı veren topluluklar. Böyle bir gücü alan, böyle bir yetkiyi alan kişinin uzun bir süre para almaması gerektiği düşünülüyor. Hatta o dönemin şairlerinden ve filozoflarından Oidiye isimli bir vatandaş, Oidius diye de geçer kaynaklarda. Oidiye diyor ki, bir avukatın para alması, bir kadının güzelliğini satması kadar utanç vericidir diyor. Tabii bu gazla avukatlar, hukukçular uzun bir süre para almıyorlar. Ancak para almayınca yargılamada ciddi de bir zaman, emek harcadıkları için bu tartışılıyor. Ta ki yargılamanın sonunda işte hukuki yardım isteyen insanlar bu işten eziliyorlar, üzülüyorlar, eksikleniyorlar. İşte avukatların, prokurorların, advokatusların şapkalarına yavaş yavaş işte bir tutam, susam koyuyor, biraz yulaf koyuyor, yavaş yavaş iş büyüyor. Şapkaya İşte önce horoz koyuyorlar, sonra keçi falan koymaya başlıyorlar. İş zıvanadan çıkıyor ve tarihte Roma'da Sinsilya yasası denen yasayla avukatlara para alma hakkı ortaya çıkıyor ve o davalarda, o yasadan sonra da avukatlar para almaya başlıyorlar. İmparator Claudius zamanında çıkan yasayla. Değerli meslektaşlarım, bu dönemde çok önemli bir tarihe geçen bir prokonsül var. Belki Sezar'la ilgili filmleri, kitapları okuyan varsa hatırlar. Marcus Tullius Cicero. Marcus Tullius Cicero İsa'dan önce 40-45'li yıllarda yaşamış. Prokonsül, yani genel vali görevini yapmış. Çok önemli bir hukuk eğitimi almış. Söylen biçimine ilişkin özel çalışmalar olmuş bir hukukçu. Kendisi de aynı zamanda Avanoslara gelip buraların idari yapısını düzenlemiş. Klikya'ya gelmiş. Ve Denizli çevresinde de düzenlemeler yapmış bir insan. Çok renkli bir hayatı var. Ve bunun Şair Arçias isimli de bir savunması var. Bunları çok çok uzun anlatmak ve sizle birlikte paylaşmak isterim ama zamanımız çok sınırlı. Cicero'nun da mesleğimizle ilgili çok önemli saptamaları var. Şöyle diyorum Cicero. İyi bir avukat olabilmek için geniş edebiyat bilgisi, sağlam felsefe temeli, hukuk uzmanlığı, rakibini köşeye sıkıştırma ve jüriyi kahkahalarla güldürme yeteneği. Yani bu bir anlamda tiyatral yetenek olarak geçiyor. Gerçekten Cicero'nun üzerinden 2500 yıl geçse de hala geniş edebiyat bilgisi olmayan, sağlam felsefe temeline dayanmayan bir hukukçunun, hukuk uzmanı olmayan, mesleğini bilmeyen, hukuku içine sindirmemiş bir hukukçunun iyi bir hukukçu olması, iyi bir savunman olması düşünemez. Gerçeği bugün bile geçerli. Değerli meslektaşlarım, burada ben sizle geri geldikçe bir iki konuyu da paylaşmak istiyorum. Advokatus kelimesini anlatmak isterim.
Eski Roma'da advocatus tam isim karşılığı üstün, ayrıcalıklı, güzel konuşan anlamına geliyor. O yüzden de tüm Batı ülkelerinde advocatus kelimesini temel olarak görüyoruz. Bu arada diğer ülkelerden birkaç örnek vermek isterim. Mısır'da mahami olarak geçiyor. Ancak son sıralarda Mısır'a gidenler varsa orada da avukat olduğunu görüyoruz, advokatus olduğunu görüyoruz. Hatta advocate ismini de kullanıyorlar. İngiltere'de barrister, solicitor, Portekiz'de avocado, yine İrlanda'da barrister, solicitor ismini geçiyor. Farklı isimlerden birini Yunanistan'da görüyoruz. Yunanistan'da bayan avukatlara ve bay avukatlara farklı söyleniyor. Baylara dikigeros, bayanlara dikigeresia isminde bir tanımlama yapılıyor. Değerli meslektaşlarım, hemen baro kelimesinin nereden geldiğini çok böyle kısa kısa anlatıyorum. Ne olur affedin. 13. yüzyılda ilk kez baro kelimesi geliyor. Fransızca köken barra'dan gelmekte. Avukatların bir parmak önüne gelerek savunmalarını yapıyorlar. O parmak etrafında genelde yapıyorlar. O da barra olarak geçtiği için barı da oradan kökenini alıyor ve dünyada birçok Avrupa ülkesinde baro kelimesinin geçtiğini, kabul edildiğini görüyoruz. Değerli meslektaşlarım, avukatlık kimliğini gerçek anlamda Roma ile hukukun olduğunu biliyoruz. Ancak ben burada bir kişisel değerlendirmemi belirtmek istiyorum. Maalesef şu iktidar ya da bu iktidar dünyanın bütün çağdaş hukuk fakültelerinde, çağdaş ülkelerinde Roma hukuku temel kavram. Ancak Roma hukukunu bir ülkede eğer seçmeli ders olarak alırsanız, eğer Roma hukukunu tarihi bir düşünce olarak alırsanız, o ülkede çağdaş hukuku katlediyorsunuz demektir. O anlamda ben bunu bu şekilde düşünen kafaları bir kez daha uyarmak, bir kez daha bilimsel olmaya davet etmek istiyorum. Böyle bir şey hukukun temel prensibine aykırıdır. Roma hukukunun olmadığı bir yerde hukukun temel kavramları olamaz. Sayın Başkan, siz bir yer ayrılacaktınız. Bir işin tamam efendim. Bu süreçte özellikle 1789 yurttaş hakları beyannamesinden sonra Fransa'da avukatlık mesleğinin oldukça tartışılır olduğunu görüyoruz. Değerli meslektaşlarımız, tarihsel süreçte avukatları asaletin, sadakatin en ucunda görüyoruz ve ihanetin. Hiç şey yapmanın bir anlamı yok. Bizim tarihimizde de öyle, evrensel tarihte de öyle. Avukatlık mesleğini sadakatin en derininde görüyoruz. En prensibinde görüyoruz. En yüksek tepesinde, en niteliğinde görüyoruz. Maalesef ihanetin de en şiddet yapısında görüyoruz. Bu süreçte yeri geldikçe ihanetlerden, sadakatlerden bahsetmeye çalışacağım. Fransız devriminden sonra özellikle işte Marie Antoinette ve Fransız devrimine karşı olan ekip, avukatları Napolyon, avukatları ihanetle suçluyorlar. Hatta Napolyon'un çok başbakanına yazdığı çok enteresan bir mektup var. Diyor ki her avukatın dili kesilmeli. Onun tam metni şu şekilde. Fransa'daki tüm avukatların dillerini keserek karışıklıkların sona ereceğini savunuyor. Ülkede bir Fransız yurttaş hakları bildirgesi oluyor. Bir tarihe geçecek, binlerce yıla geçecek bir ayaklanma oluyor. Ve bu ayaklanmanın nedeni olarak avukatları görüyorlar. Biz bunu faşistlerde de görüyoruz. Biz bunu Bolşevik devriminde görüyoruz. Biz bunu köle ayaklanmasında görüyoruz. Ve biz bunu Fransız devriminde görüyoruz. Ancak çok enteresandır. Yani hem acıdır hem onur duyulacak bir durumdur. 18. yüzyılda diyor ki, eğer Fransa'ya kral olmasaydım,
Bordo'da avukat olmak isterdim diyor. Yine 16. Julie diyor ki, kralların bile bir gün mutlaka avukatlara ihtiyacı olur diyor. Avukata ihtiyacı olacaktır diyor. Hatta Marie Antoinette bir dönem kapısında avukatları süründürür, onları yaka paça attırırken mahkemede şöyle bir savunma yapıyor. Ben mahkeme iki şey sunuyorum. Gerçeği ve kelimemi. Birinciyi dinledikten ve avukatımı bir kez daha dinledikten sonra hakkında istediğiniz karar verebilirsiniz diyor. Değerli meslektaşlarım, bu şekilde hızlıca dünyadaki tarihsel gelişmeye baktıktan sonra maalesef ülkemiz savunma mesleği açısından oldukça Osmanlı döneminde dar bir kavram içerisinde. Her ne kadar kutsal kitapta bir vekille kendisini ifade etmeleri belirtilmesine rağmen özellikle uzun bir süre mahkemelerde bir kurumsal anlamda bir savunmanın olmadığını görüyoruz. İlk kez 13 Ocak 1876 tarihinde dava vekilleri hakkında bir nizamnamenin olduğunu görüyoruz. Bu nizamnameden sonra dava vekilleri nasıl olacağı, hangi yerlerde çalışabileceği görülür. Ancak gerçek anlamda ülkede savunmanın arzuhacilerce yapıldığını görüyoruz. Arzuhaciler bilindiği gibi işte arzuhal yazan, dilekçe yazan bir grup. Ancak 18. yüzyıla kadar arzuhaciler ülkenin değişik yerlerinde, örneğin berberlerde, örneğin pazar yerlerinde ve illaki cami avlarında görev yapıyorlar. Ve asıl görevleri tarafların sevgililerin birbirlerine mektup yazmaları. Çünkü o mektuplar arzuhacide gelip kalıyor ve diğer sevgililer gelip o mektubu ondan alarak işte kendi yavuklusunun, sevgilisinin kendisine karşı neler yazdığını söylüyor. Ama çok ilginç, gerek Evliya Çelebi, gerek Ali Haydar Özkan, mesleğin çekirdeğinin, yani avukatlık mesleğinin çekirdeğinin arzuhaciler olduğunu, arzuhacilerin her ne kadar bir kısım aile içi büyük facialara sebep olsa da, çünkü o sevgililerin mutlaka evli olmadığı da sonradan ortaya çıkıyor. Kaçak aşıkların da birbirlerine yazdığı mektupları maalesef arzuhacilerin sebep olduğu da biliniyor. Ancak mahkemelere verdikleri bu dilekçelerle mesleğin çekirdeğinin arzuhaciler olduğunu belirtiyor. İlk kez 13 Ocak 1876 tarihinde dava vekilleri hakkında bir nizamname ile mesleğe başlamış oluyoruz. Sevgili meslektaşlarım, bu arada ben size birkaç mesleğimizde yaşanan, bizim de taraf olduğumuz birkaç olaydan bahsetmek istiyorum. Bir tanesini burayla ilgili birçok yerde anlatıyorum. Paylaşım 2000 yılında bir olay. Ben dağıtamayacağım ama şöyle göstereyim. Bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur, okunuyor herhalde. Evet, süper puanlı at yarışı, 1 Nisan 2000. 8. ayakta koşan, 4. grupta koşan atın ismi avukat. Evet, yanlış duymadınız. At yarışlarına giden, izleyen meslektaşlarım varsa bir atın geride kalması halinde bütün hipodromun ata ne kadar küfrettiğini tahmin edersiniz. Bundan yaklaşık 14 yıl evvel İzmir'deki meslektaşımız vasıtasıyla at yarışlarına çok meraklı, bana ulaştı bu. O dönem belki Sayın Başkan hatırlar ya da genelde o zaman biraz Hatay Barosu takip etti, biraz da Mersin takip etti. Ne olduğunu araştırdım. Çünkü çok mümkün değil bir ata avukat ismi konması. Çünkü hani doktor daha genel bir kavramdır. Bunu araştırdık. Çok dramatik bir netice çıktı. Şöyle, bu atın sahibi Urfalı. Atın sahibi Urfalı ve bir kan davası nedeniyle Tarsus'a göçüyorlar. Ancak baba ölüyor, anne Türkçe bilmiyor. Bütün mal varlığını getirip avukata teslim ediyor. Avukat her pazar günü anneye para veriyor ve çocukları da okula o avukat kaydediyor. Velisi de o avukat oluyor. Uzun yıllar ailenin bütün para işlerini avukat takip ediyor.
Ailenin 3 evladı var, biri kız, ikisi oğlan ve çocuklar okuyamıyorlar. Ancak çok da zengin, varlıklı bir aile. Urfa'dan gelen geleneksel yapıyla da at yetiştiriciliği var. Seni dinler ve o avukat bunların her şeyi, babaları, ataları, bunları dünyaya açan pencereleri, çocuklar okuyamıyorlar ve bir evlat daha sonra İngiltere'den çok pahalı bir at alıyor. Kendi çocukları da okumuyor. Ancak avukatlık mesleğine duyduğu özlem, saygı, hürmet inanılmaz ve o ata avukat ismini koyuyor. Biz tabii anlatamıyoruz vatandaşa ya buna arkadaş diyor ki ağam diyor bu at mutlaka şampiyon. Ya bir gün kaybedecek bu. Kaybettim ne diyecek? Ya doğru ona da söyleyecekler bir türlü patron diyor. Neyse biz bunu bir türlü ikna ettik. Ve at yarışıyla ilgilenen meslektaşlarım bilir. Gemi sicili gibi atların da ayrı bir sicil defteri var. En sonunda ikna ederek, yani avukatların, bütün hipodromun avukatlara söyleyeceğini kendisine anlatarak, kendi isteğiyle at sicilinden avukat ismini kaldırdı. Tarihimizde böyle çok dramatik, çok anlamlı birçok olay var. Bunu da zaman içinde paylaşacağız. Bir olayı daha sizle paylaşmak isterim. Sunumda da göreceksiniz. Yaklaşık 10 yıl kadar önce yine böyle bir Ekim ayları genel kurul aylarıdır baroların. 2 yılda bir genel kurulumuzu yaparız. Ve genel kurullar bütün baroların aynı heyecanla geçer. Biraz kırgınlıkla geçer, biraz hüsranla geçer ama çokça coşkuyla geçer. Biz Denizli Barosu olarak genel kurulumuzu yaptığımız gün Isparta'dan çok acı bir haber geldi. Tatlı Sevik isimli bir meslektaşımız 30 santimetre bir mesafeden bir gayrimenkul satışı sırasında vurularak öldürüldü. Ve Isparta Barosu genel kurulunu erteledi. 15 gün erteledi. Biz de Denizli Barosu olarak Isparta'ya gittik. Isparta Büyük Otel'de genel kurul yapılıyordu. Böyle bir otelin salonu. Çok ağır koşullarda Isparta Barosu'ndaki bayan meslektaşlarımız bir yerde oturuyor. Diğer meslektaşlarımız diğer tarafta oturuyor. Ve hiç unutmam nedir, neden kalmıştır bilinmez ama böyle her baronun böyle garip özellikleri var. Isparta Barosu'nda genel kurulda sarımsaklı mantı ikram eder. Böyle bir avukatların da böyle verdikleri var. Yani çok göreceksiniz. Böyle uçlarda yaşayan meslek. Yani duygusu da uçlarda, sevgisi de uçlarda, sinirlendirili uçlarda. Böyle bir meslek yani inanılmaz bir şey. Böyle yoğun bir şey var. Herkesin önünde sormadan bol sarımsaklı mantı geliyor. Yani ortam çok ağır. Kadıncağız daha yeni toprağa verilmiş. Orada işte çeşitli konuşmalar var. Güngör isminde bir üstadımız vardı. Belki sevgili başkanım tanır. O da divan başkanı. Biz de hasbelkader meslekle ilgili araştırmalar yapmış biri olarak Güngör üstadım dedi ki Giray Çelik de burada. O da meslekte yaşanan olaylarla ilgili bir şeyler anlatır belki dedi. Hiç de hazırlıklı değilim. Kalktık işte evinde de Fatma Selvi'nin ismi var. Sevgili meslektaşlarım böyle bir salon ancak karşıda kapı ve sizler gibi herkes de bana dönük. Ancak kapı da arkada, kapı bar kapısı şeklinde. Ben işte Çiçero'dan bu zamana yapılan, mesleğe yapılan saldırıları, meslektaşlara yapılan saldırıları, bu saldırıların aslında hukuka, insanlığa, insan haklarına olduğunu dilim döndüğünce o ağır ortamda anlatmaya çalışıyorum. Bu arada salon kapısı açıldı. İçeri bir çelenk girdi. Çelenkin üzerinde Fatma Sevik yazıyor. Şimdi ben elimde iki kağıda baktım. Fatma Sevik 10 gün evvel öldü. Bunu gönderen kim? Ve tabii o durmamla meslektaşlarım kapıdan tarafa baktılar. Ve hiç unutmam sağ tarafında oturan bayan meslektaşlarım hıçkırıkla ağlamaya başladılar.
Çok zor bir anıdır. Hala o zor anı yaşıyorum. Hadise şöyle. Fatma Selim Yönetim Kurulu'na aday olmak istiyor. Annesi Ankara'da hasta. Kocası da Isparta'da başhekim gibi. Kocasına diyor ki, ben eğer Erdoğan, ismini de hatırlıyorum, kendisine saygıyla selamlarım. Erdoğan, eğer ben genel kurula gelemeyecek olursam, meslektaşlarım ayıp olur. Benim adıma ne olur, bir çelenk gönder diyor. Evet, biz bu ölüm üzerine Türkiye'deki bütün varlıklar, hiç abartmıyorum, Kırklareli, Samsun, İstanbul, bütün varlıklar otobüsler ve Isparta yaktılar. Bütün duruşmalar sırasında biz orada bulunduk ve sanık alabileceği en ağır cezayı aldık. Ve çok dramatiktir. Bu yargılamaların sonunda Erdoğan Bey her seferinde bize bir yemek veriyordu. Ve iki evladını ellerinden tutarak tek tek bize tanıtıyordu. İşte bu annenin Denizli'deki arkadaşı, bu annenin İstanbul'daki arkadaşı. Ve arkadaşlar biz bu duygularla geldik. Ne olur bu duyguları kaybetmeyelim. Çünkü biz mesleği sadece ölümle terk ediyoruz. Emekli olarak ayrılan çok az meslektaşımız vardır. Hatta o kadardır ki bu tarihsel süreçte hiç unutmam, Ankara Kırklareli'nde bir savcı öldürüldü. Savcılar, işlerinizde hakimlik savcılık yapacak olanlar var. Ne olur böyle yapmasınlar. Savcılar kendi meslektaşlarının cenazesine gitmediler. Avukatlar Türkiye'nin dört bir tarafından olayın hiçbir siyasi vasfı, hiçbir ahlaki vasfı olmamasına rağmen o savcının cenazesine koştular. Böyle onurlu, böyle yürekli, böyle evrensel bir mesleğe giriyorsunuz. Ne olur bu mesleğin kıymetini bilelim. Evet, çok ağırlaştık. Bir 10 dakika ben de bir toparlayayım. Siz de biraz dinleyin isterseniz. Buyurun.